أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, mülkün yegane sahibi, yerlerde ve göklerde yegane hükümran olan, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Ulu önderimiz, baş öğretmenimiz, Efendimiz, müjdecimiz, şefaat tacımız, peygamberlerin sultanı, iki cihanın serveri, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Tevfikat-ı Sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Ramazan-ı Şerif'in bu son gecesinde Cenab-ı Hak evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azade olan bu ayın rahmet, mağfiret ve cehenneminden azade olan kullarından olmayı istifade eden, rahmete, mağfirete nail olan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayını bizden hoşnut ve razı eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeki azlarımızı çoğa tebdil ederek yaptığımız bütün amel salihatımızı dergâh-ı izzetinde ehsen surette kabul eylesin. Tekrarına cümlemizi muvaffak eylesin. Kıymetli cemaat, değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Mevlana Hazretleri'nin bir misaliyle bugünkü dersimize acizane başlayalım. Cenab-ı Hak bize istifade edebilmeyi nasip eylesin. Öncesinde Rabbimize hamd ederek, şükrederek başlayalım. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek, Allah'a ne kadar hamd etsek yine azdır. Cenab-ı Hak bizi nice büyüklerin dualarında Mevla'dan istediği, o az kullarından eylediği için. İyi ki azlardanız. İyi ki çoklardan, kalabalık, efendim, hayatı oyunla, eğlenceyle, isyanla, yaratılış gayesinden uzak yaşayan çoklardan değil de, böyle Allah'ın rızasına talip, 3-5 cami cemaati arasında olmayı bize nasip eden Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, bir mecliste oturmuş, sohbet ediyor daha doğrusu. Sohbet esnasında dinleyenler var, içlerinde bir de uyuyan var. Mevlana Hazretleri sohbet bitene kadar o doğruda korul korul çekiyor. Bu işler nasıl bir şey? Sohbet bitti, sohbet bitince o da gözünü açtı. Sohbet dinleyenler dediler ki, efendi, ya sen sohbet yapıncaya, sohbet bitinceye kadar bir gıcırtı, bir ses duyduk. Bunun hikmetini çözemedik. Ne ola? Mevlana Hazretleri dedi ki, duyduğunuz dedi, cennetin kapıları açılırdı. Sohbet esnasında cennetin kapıları açılırken o çıkan gıcırtı seslerini duydunuz dedi. O uyuyan adam demesin mi? Ben de duydum, ben de duydum dedi o sesi.
Mevlana dedi ki, senin duyduğun dedi, kapı kapanırken çıkan gıcırtı sesi idi. Ramazan-ı Şerif ayı cennet kapılarının açıldığı, nicelerinin içeriye girdiği, cehennem kapılarının kapanıp nicelerin azat olduğu bir ay idi. Ama çokları bu rahmetten mahrum oldular. O kapıyı aralayamayan, bu rahmetten istifade edemeyen nice bedbaht mahrumlardan olmadığımız için Allah'a hamd olsun, şükürler olsun. İnşallah hasbel kader az da olsa becerebildiğimiz kadar bir şeyler yapmaya gayret ettik. Rabbim zayi eylemesin. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Ramazan-ı Şerif ayı diyor, yarın kıyamet günü mahşere çok güzel bir kıyafet ve kılıkla gelecek, başını secdeye koyacak, Allah Azze ve Celle'ye münacat edecek. Ramazan ayı mahşere bir şekil, bir suretle gelecek ve secdeye kapanacak. Mevla buyuracak, dile bende, ne istiyorsun? Ramazan-ı Şerif ayı diyecek ki, Ya Rab, dünyada bana tazim eden, hürmet eden, ben de oruç tutan, teravih, namaz, mukabele ile bir ay boyu beni razı ve hoşnut edenlere şimdi beni şefaatçi kılmanı istiyorum der. Allah diyor Celle Celaluhu, Ramazan-ı Şerif'in bu şefaat talebini kabul eder. Ramazan'a tazim eden, hürmet eden kulların elinden tutar, onları cennete sevk eder. Allah Azze ve Celle bu manada Ramazan-ı Şerif ayının hoşnut, razı olup Ramazan'ı Allah'ın rızasını kazanmak için ihya etmeye gayret eden kullarından eylesin bizi diyelim. Dostlardan Hatem-i Asam Kuddise Sirru Hazretleri buyuruyor ki, dört şeyin kıymetini ancak dört kimse bilir. Dört şeyin kıymetini ancak şu insanlar bilir. Kıymet bilmek hakikaten, hani altının kıymetini sarraf bilir kabiliğinde, her şeyin ya da bazı şeylerin kıymetini bilmek için demek, bazı şeyler olması lazım. Ramazan-ı Şerif işte son gecesindeyiz ya, kıymeti bilindi mi, girişine sevindik mi, çıkışına üzülüyor muyuz? Herkes kendine sorsun. Ama hani deseler ki, çok zengin bir adam senenin bir ayında bize gelecek, o bir ay içerisinde bizde misafir olacak, bir ay boyunca bize verecek de verecek, her gün cebine misal 10.000 dolar koyacak bir ay boyunca. 30 günde 10.000 dolardan ne yapar? 3 milyon mu? Allah razı olsun. Benim o kadar hesabım yok. Şimdi böyle bir zengin misafir senede bir ay gelecek. 11 ay onun yolu gözlenir mi? Peki geldiğinde o bir ay bitmeseydi, biraz daha kalsaydı, böyle ne güzel bak, her gün 10.000 dolar cebine para koyuyordu. Gitmesine üzülür müydük? İşte kıymet bilmek dediğim böyle bir şey işte. Büyükler diyorlar ya, sizin paraya değer verdiğiniz kadar sahabe sevaba kıymet verirlerdi. Bizim için Ramazan ayı her gün 10.000, 100.000, 1.000.000 dolar cebine koyulsa, sahabe için vallahi Ramazan bundan daha kıymetli, daha ehemmiyetliydi. Çünkü onlar biliyorlar Ramazan ayında Allah'ın bize verecek olduğu ne 10.000 dolara ne 1.000.000 dolara alınacak şeylerdir. O yüzden kıymet bilmek için de işte o kıymete layık olmak ya da onu bilecek bilinçte, şuurda olmak lazım. Hatem-i Asam'a dönersek, dört şeyin kıymetini dört kimse bilir diyor ya, gençliğinin kıymetini diyor, gençken bilemezsin, ihtiyarladığında bilirsin. Gençliğimizde hatırlayın,
Yani aramızda gençler de var, ihtiyarlar da var. Gerçi çok ihtiyarımız da yok diyelim yani. Yusuf abi alınmasın. Daha delikanlı maşallah. Amin. Allah ömrünüze bereket versin. Şimdi gençken hani 18, 20'li, 30'lu yaşlarda anlamıyoruz. Gençliğin kıymetini bilmiyoruz. Ama ne zaman belin tutulmaya, dizlerin tutmamaya, efendim gözlerin görmemeye, ah hocanın dediği gibi hani af buyurun eşeğe binerken binememiş de düşmüş hocam. Rezil oldum düşüncesiyle şöyle etrafına bakarak ey gidi gençlik demiş. Yani genç olsaydım böyle olmazdım kabilinde. Sonra bakmış kimse görmedi demiş ona ben senin gençliğini de bilirim demiş yani. Şimdi gençliğin kıymetini ihtiyara sor. Kıymet bilmek için demek ki bazı şeylerin elden çıkması lazım. Varken bilmiyoruz. Sağlığın kıymetini hastalara sormak lazım diyor Hatem-i Esam. Sağlığımızın kıymetini biliyor muyuz? Sabah kalktığımızda elhamdülillah ya Rab şükür gözlerim görüyor, kulaklarım duyuyor, ellerim tutuyor, ayaklarım yürüyor, kalbim çalışıyor, nefes alabiliyorum, af buyurun çok rahat tuvalete gidip ihtiyacımı görebiliyorum. Bundan dolayı hiç Allah'a şükrettik mi? Ama hastanede yatıp da rahat bir nefes alabilmek için ne dua eden insanlar var. Çok af buyurun. Şöyle çok rahat bir çiş edebilmek için ne kıvranan insanlar var. Sancıdan doğranıp da ne olur Allah'ım bu sancıyı kes diye yalvaran. Demek sağlığın kıymetini hastalara sormak. Onlar biliyor sağlığın kıymetini. Ama onlar da iyileştiğinde onlar da bilmiyorlar. Afiyette olmanın kıymetini bela ve musibete düçar olanlar bilir diyor Hatem-i Asam. Yani afiyet içerisinde güllük gülistanlık bu kadar nimet içinde bir hayat yaşıyoruz. Kıymet bilen var mı? Yok. Kim biliyor? Bela, musibet içinde yaşayanlar. Şimdi biz evlerimizde efendim şikayetçiyiz işte şu yok bu eksik. İşte koltuk takımları eskidi. Perdeleri yenilemek lazım. Efendim işte sofrada gördü hep aynı şeyleri mi yiyeceğiz? Çadırlarda yatmak durumunda kalan evsiz parksız insanlar, o senin beğenmediğin ev için var ya, bu vatanın kıymetini bilmeyen insanlar, Suriye'den, Irak'tan bize, Afganistan'dan bize göçmen, mülteci gelenler var ya, onlara sormak lazım vatan nasıl bir şeydir. Evsizlere sormak lazım ev nasıl bir şeydir. Başımıza bomba yağmıyor ya, düşman işgali diye bir tehlike yaşamıyoruz ya, afiyette olmanın kıymetini bela içerisinde olanlar bilir diyor Hatem-i Asam. Ve dört, hayatın kıymetini ölüler bilir diyor. Şimdi biz çoğumuz bazen çok bunalıyoruz. Yani hatta gözümüz kararıyor, yaşamak istemiyorum, nefret ediyorum. Bir an evvel Allah'ım al canımı, kurtulayım bu hayattan. Diyen çok duydum. Ama o mezarda yatanlar var ya, senin bunaldığın, o alıp verdiğin nefes için, tek bir nefes almak için Allah'a ne dua ediyorlar? Beni dünyaya bir daha göndersen de ya Rab, bir nefeslik bana zaman mühlet versen, bir defa daha Allah diyebilseydim diye. Hayatın kıymetini bilmiyoruz. Oyunla, eğlenceyle bak böyle ne kadar boşa heba edebiliyoruz değil mi? Bu vaktin bizde emanet olduğunu, bu aldığımız nefeslerin sayılı olduğunu, bu nefesleri veren bir gün hesabını soracağını, bu ömür öyle boş yerlerde, boş şeylerle tüketilmeyecek kadar kıymetli bir hazine olduğunu mezardakilerden öğrenmek lazım. Hoca Efendi'nin biri talebeleriyle bir mezara gitmiş. Bazen insanlara öyle kitabi değil de bizatihi yaşayarak ders vermek lazım. Çocuklara demiş ki, şimdi şu mezarda yatanlara dense ki, hadi size bir fırsat daha, dönün bakalım dünyaya, bir gün daha ömrünüz var.
Hoca talebelerine ders veriyor. Soruyorum size demiş, ne dersiniz? Bir gün daha şu mezardakileri Allah diriltse, dünyaya gönderse, o bir günü nasıl değerlendirir? Talebenin biri dedi ki, hocam ben olsam onun yerine, tekrar Allah bana bir gün daha imkan verse, o bir günde camiye girerdim, bir daha çıkmazdım. Aferin, güzel bir cevap demiş. Başka? Öteki demiş, hocam ben olsam demiş, o bir günde rahne başına otururdum, akşama kadar Kur'an okurdum. Aferin, o da güzel demiş. Başka? Öteki demiş ki, elime tesbih alırdım, o bir gün boyunca Allah 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 der, zikrederdim. O da güzel demiş. Başka? Öteki demiş ki, o bir günde başımı secdeye koyar, akşama kadar secdeden başımı kaldırmazdım. Hep güzel. Başka? Elimi kaldırır, o bir günde tevbe, istiğfar, gözyaşı, yalvar, yakar, dua ederdim. Hoca demiş ki, bak ne güzel şeyler söylüyorsunuz. İçinizde hiç, ya bir gün daha dünyaya dönseydim, duydum ki Trabzon'un şampiyonluk maçı varmış, gider o maçı seyrederdim diyen bir ölü olur mu? Sülüklü mezarındakileri kaldırsa, Trabzon'un bütün mezarlıklarındaki hayatında en fanatik olanları kaldırsa, Allah size bir gün daha fırsat verdi desek, bu akşam şampiyonluk maçı varmış, gidip seyredelim diyen bir tane öyle olur mu? Var diyen çıkar mı içinizde? Ya ben hayattayken falan diziyi seyretmeye doyamamıştım. Allah bana bir gün daha fırsat verse, o dizinin benden sonraki bölümlerinden bir iki seyretmek isterdim diyen bir ölü olur mu? Olmaz. Ya dünyadayken ben kebap yemeye, köfte yemeye, pirzola yemeye doyamamıştım. Allah bir fırsat daha verdi. Dünyaya bir daha geldim. Zigana'da bir et daha yiyeyim diyen olur muydu? Olmaz. Bak ne güzel, siz de olmaz diyorsunuz. Talebeler de öyle dediler. Peki soru şu. O mezardakilere Allah bir gün daha fırsat verecek mi? Vermeyecek. Ama verse neler yapacağını biliyoruz değil mi? Peki bugün fırsat elinizde dedi talebelere. Yarın aynı duruma geleceksiniz ve bize bir gün daha ya Rabbi yalvaracaksınız, verilmeyecek size. Ama bugün fırsat elinizde. Niye o az önce söylediklerinizi şimdi yapmıyorsunuz dedi. Yani ben size derken kendimi eşittiriyorum. Niye yapmıyoruz? Yani mezar son günün olsa bugün diyor İmam Gazali. Farz et ki bugün son günün, nasıl değerlendirirdin? Yarın sabah Azrail ile buluşacaksın, tanışacaksın. Yarın öğleye İskender Paşa'da cenazem kalkacak. Artık Sülüklü'ye mi gidersin, Zincirli Kuyu'ya mı gidersin bilmem. Son gece ne yapardın bu gece? Yine maç seyretmeye gider miydin? Benim maçla alıp veremediğim bir şey yok. Misal olsun, bir hakikatin altını tespit etmek için söylüyorum. Yoksa maç seyredilir, maça gidilir, taraftar olunur. Ama ölçülü olmak kaydıyla, ölçülü. Ramazan-ı Şerif'in son gecesi. Bir daha ya nasip gelecek seneye, öyle mübarek bir gecede. Efendimiz Aleyhisselam sahabeye diyor ki, Allah Azze ve Celle Ramazan'ın her akşamında 60 bin kişiyi cehennemden azat eder. Farklı rivayetler var, 1 milyon diye geçen hadisler de var. Ama Ramazan'ın son gecesi olduğunda diyor, 30 gün boyunca toplam kaç kişiyi azat ettiyse son gece 30 çarpı o kadar olur. Sahabe dedi ki ya Resulallah, ehiye leyletul kadir. O gece Kadir gecesi mi? Onun için mi yani? Efendimiz hayır dedi, Kadir gecesi değil. Lakinnel amile yuveffa ecrehu ida kada amelehu. Lakin dedi, işçiye ücreti işi bittiğinde verilir ya, hani maaş işin bittiğinde, ay sonunda alıyorsun ya, bugün ay sonu işte. Bir ay boyunca Allah'a kulluk, oruç, teravih, namaz, zikir, tesbih, mukabele, Ramazan'ın bir ay boyu Allah'a kullukla işçilik yapanların bugün ücret günü. Peki ücreti Allah'tan, karşılığını Mevla'dan, cennet ve rızası almak bahasına böyle bir gecede camiler böyle boş, karşılığında ne kazanacak, ne alacak insanlar ki sokaklar, kahvehaneler bu kadar dolu?
Şeytan insanları nasıl kandırıyor bilmem, anlatabiliyor muyum? İşte az önce söylediğimize dönersek, kıymet bilmek için demek ki kaybetmek lazım. Şu an hayattayız, kıymetini bilmiyoruz. Ama öldüğümüz zaman, aa o Ramazan'ın son gecesi var ya, keşke ayaklarım kırılsaydı da camiye gitseydim. Vallahi diyecekler, billahi diyecek, yemin ediyorum. Rabbena ahhirna ila ecelin karib, inanmayanlara ayet okuyayım. Ne olur ya Rab, ölüm geldiğinde diyecekler ki ahhirna ila ecelin karib. Ya Rab ne olur abi ölümü biraz daha ertele, nücüp davet et, senin davetine icabet edelim, koşalım. Müezzinler ezan okuyorlar, bizi camiye çağırıyorlardı, teravihe çağırıyorlar, Ramazan'ın son teravih. Anlamadık ya Rab. Ve nettebiyar resul, peygamberlere tabi olamadık. Sana hakkıyla kulluk yapamadık. Ne olur bize bir fırsat daha ver. Vallahi diyecek. Ölürken herkes diyecek, pişman olacak. İyisi de pişman olacak, kötüsü de pişman olacak. İyisi, keşke daha fazla yapsaydım diyecek. Kötüsü, keşke iyilik yapsaydım diyecek. Allah bizi keşke daha çok yapsaydım diye pişman olanlardan eylesin. Amin. Onun için Şakik-i Belhi Kuddise Sirruhu'nun da bir sözüyle Ramazan'ın son gecesini inşallah tamamlamış olalım. O da diyor ki, insanlar dört şeyi söyler ama bu dört şey de samimi değildir. Yalancıdırlar. Az önce Hatem-i Esam dört şeyin kıymetini dört kimse bilir dedi. Şakik-i Belhi de diyor ki, insanlar dört şeyi söyler ama dört şey de yalancıdır, samimi değiller. Bir, biz Allah'ın kullarıyız derler. Aksini söyleyen var mı? Hep Allah'ın kullarıyız değil mi? Ama Allah'a kulluktan daha çok maddeye, paraya, şöhrete, makama, siyasete, politikaya, partiye, futbola kulluk yaparlar diyor. Öyle mi değil mi? Öyle. Hani Allah'ın kuluydu? Allah'ın kuluyum diyorsun ama kulluğu, köleliği başka şeylere yapıyorsun. Yani üzüldüğüm için söylüyorum. Yoksa kınamıyorum. Allah onlara da şuur versin. Allah onlara da hayırla ıslah eyleyip hidayet nasip eylesin. Ama camiye bu kadar yakın olup da bu güzellikten, bu rahmetten birilerinin mahrum olması, bilmiyorum, beni üzüyor, kanıma dokunuyor. O yüzden söylüyorum. Hani kul köle olmak dedik ya, ben misal olsun diye sorsam, desem ki, hani bir farz kabul edin, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesinden bir tanesi hayatta olsa, Trabzon şehrine, bizi ziyarete, Trabzon'u şereflendirmek için gelse ve bunu da bir ay öncesinde reklamını yapsa, peygamber sahabesi Trabzon'umuza geliyor, ey Trabzonlular deseydik, Almanya'dan, Avrupa'dan, İstanbul'dan Trabzon'a sahabe gelecek diye bu kadar uçak seferleri yapılır mıydı? Bu kadar şenlikler, şölenler, hazırlıklar, sahabe görmek için olur muydu? Hani az önce Allah'ın kuluyuz diyordunuz ya, diyor Şakik-i Belhi, yalan konuşuyorsunuz diyor. Bak, bir sahabe için, bir sahabe aşkı, ben daha ağırını söylemek istemiyorum, ya peygamber için denseydi, ben korkarım ki peygamber Trabzon'a gelseydi bu kadar hazırlık onun için de yapılmazdı. Peygamber için bu kadar aşkı, sevgisi, heyecanı olmayan ama bir futbol için bu kadar heyecanlanan, biz Allah'ın kullarıyız derken sizce samimiler mi yoksa Şakik-i Belhi doğru mu söylüyor? Yalan konuşuyorsunuz diyor. Yalan, samimi değilsiniz. Bir topa kul köle olduğunuz kadar, siyasete, partiye kul köle olduğunuz kadar, kadına kul köle, paraya, makama kul köle olduğunuz kadar Allah'a kul köle olmadınız diyor. İki, rızık Allah'tandır dersiniz diyor. Rızkın kefili Allah'tır. Allah yarattığı varlığı rızıksız koymaz.
Efendim biz yaratılmadan Allah bizim rızkımızı yazmıştır. Artmaz eksilmez dersiniz diyor. Ama samimi değilsiniz diyor. Sanki rızık Allah'tan başkasındanmış gibi başka kapılarda rızkı ararsınız. Allah'ın sizin için takdir ettiği rızık eksilmeyecek, artmayacak sözde dersiniz. Ama ah buyurun, bir şeylere sahip olmak için dünyada yapmadığınız fırıldaklar efendim bir taraflarınızı yırtarsınız diyor tabiri caizse. Ah buyurun. Hani rızık Allah'tandı? Hani Allah'ın sana takdir ettiği rızık eksilmez, çoğalmazdı? Ne bu gayret? Ne bu efendim dünyaya olan bu kadar düşkünlük? Allah benim rızkımı yazmış, takdir etmiş. Kimse mani olamaz. Niye kanaat sahibi değiliz? Niye Allah'ın verdiklerine elhamdülillah ya Rab diyemiyoruz? Padişahın biri için denilir ki, bir gün vezirini çağırmış. Vezir demiş, benim aklım almıyor. Hayırdır efendim? Ya bizim şu sarayda bir hizmetçi var ya demiş. Hizmetçi, he. Ya o benden daha rahat demiş ya. La adam hizmetçi, hizmetçi. Ben koca padişah, ben onun kadar rahat değilim demiş ya. Bu işin sırrı ne? Bir hizmetçi kadar bu dünyada padişah rahat edemez mi ya? Vezir akıllı. Demiş efendim, ona demiş gel istersen 99 kuralını uygulayalım. Padişah demiş o nedir? Gel efendim demiş. Padişahla beraber oyun tertip etmişler o hizmetçiye. Ama adam o kadar huzurlu, o kadar keyifli, o kadar rahat ki padişah imreniyor hayatına. Bir gece diyor çaktırmadan kapısına bir kese içerisinde 99 tane altın padişah bırakıyor. Altına da diyor ki bu sana padişahın hediyesidir. 100 tane altın sana helal olsun diyor. Adam kapıyı açıyor bakıyor bir kese altın üstünde not. 100 tane altın padişahın sana hediyesi. Sevinerek içeri gidiyor. Yani hangi birimiz 100 tane altın bir kesede var bilsen saymayacak olanımız var mı? Meraktan sayarsın da hakikaten 100 tane mi diye. Bu bizimki de sayıyor. Sayıyor sayıyor 99. Sayıyor sayıyor 99. Hanımına diyor ki la padişah bu altına 100 tane yazmış. Sen mi aldın diyor. Vallahi ben almadım diyor. Uşaklara diyor siz mi aldınız? Yok. Kapıya bakın diyor. Yok yok. Nereye baktılarsa yok. Ertesi gün padişah baktı adama ki adamın keyfi yok, yüzü sararmış. Hani o dünkü keyifli huzurlu adam. Vezir demiş ki padişahım gördün mü demiş bak. 99 tane altını var adam. O 99 taneye şükredeceğine olmayan bir altının peşinde nerede diye hayatı kendine zehir ediyor. Bizim halimizde aynen öyle değil mi? Olan sahip olduğumuz şeylere şöyle bir bakın. 99 tane Allah nimet vermiş. Hiçbirinin kıymetini bilmiyoruz. Ama o olmayan neyse artık o olmayanın peşinde hayatımızı heba ediyoruz. Nankörsünüz işte diyor Şakı Kibirli. Hem rızık Allah'tandır dersiniz hem de böyle filmler, numaralar yaparsınız. Allah hidayet versin. Bitirelim. 3. Dersiniz ki diyor ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Cennet dünyadan daha hayırlıdır. Öyle mi? Aksini söyleyen var mı? Dünya mı daha hayırlı ahiret mi? Cennet mi daha hayırlı dünya mı? Tek soru. Dünyayı mı istersiniz cenneti mi? Yalan konuşuyorsunuz diyor Şakı Kibirli. Yalan. Sözde öyle söylüyorsunuz. Dünyada 100 metrekare bir dairen olsun diye kaç fırında dönüyorsun? Bu dünyada bir evin, bir araban, bir geleceğin olsun diye bugüne kadar yaptıklarını şöyle bir koy kenara. Hani cennet daha hayırlıydı ya. Cennete en son girene bu dünyanın 10 katı diyor Efendimiz. Ne yaptın cennet için? Sözde cennet daha hayırlı diyorsun. Ama varınla yoğunla 7-24 bu dünya için koşuyorsun. Ahirete, cennete hazırlığın yok. Ama sorsam cennet daha hayırlı. Peki cennet için, cennete girmek için ibadet gerekiyor mu? Gerekiyor. Haramlardan uzak durmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Hani emrolunduğumuz ibadetler, namaz, kaç kişiyiz?
Şu sokaktakilere sorsam cennet istemeyen var mı? Cennete inanmayan var mı? Hepsi inanmış, hepsi istiyor. Ama camiye işte 3-5 kişi giriyor. Demek bu sözde olmuyor. Peki o dışarıdaki camiye gelemeyenlere dense ki camiye bu akşam gelirseniz, namaz kılarsanız karşılığında size 1 milyon euro, doları da geçtim bak miktarı artırdım yani. 1 milyon euro camiye gelene, gelmeyecek olan var mı? Ya ben Trabzonspor'un şampiyonluk maçını seyredeceğim, 1 milyon dolara camiye gelmem diyecek bir kişi var mı? O statta 2 günden beri bekleyen, hepsi dahil bu söylediğime. 1 milyon dolar için abi camiye gelmeyecek olanın alnını karışlarım ben. O zaman ben diyorum ki 1 milyon dolar için camiye gelen sen, cennet için gelemiyorsan imanını gözden geçir. Çünkü senin ya aklında bir sıkıntı var ya imanında. 1 milyon mu daha çok, cennet mi daha çok? Hangisi daha kıymetli? 1 milyon için geliyorsun da cennet için niye gelmiyorsun? O zaman cennetin nasıl bir yer olduğunu ya bilmiyorsun ya inandım diye kendini kandırıyorsun. Cennet daha hayırlı öyle mi? Şimdi haramlar, günahlar vazgeç diyorsun adama. Yapma bak ahiret var, cennet var, cehennem var. Söz dinletemiyoruz değil mi? Basit. Kadınlar nasiplensinler son akşam. Onlara söyleyeyim. Mesela bir Müslüman kadına desem ki ya niye tesettüre girmiyorsun? Allah sana emretti tesettür. Ya işte nefsim ağır geliyor da işte bir şeyler diyecek kendince. Eyvallah. Peki o mazeretlerin kendince haklı olduğun sebeplerini koy bir kenara. Kaç paraya razı olursun tesettüre girmek için bacım? 1 milyon yeter mi? 10 milyon? 1 milyar? Dolar dolar ha. 1 milyar dolara ben tesettür giymem. Bana dünyayı versen tesettür giymem. Onun zaten imanı yok. Var mı para karşılığında tesettüre girmeyecek olan tanıdığınız bir kadın? O zaman ben soruyorum, diyorum ki ya para için kapanıyorsun da Allah emrettiği için kapanamıyorsan senin dinin imanın para olmuş, sen parayı Allah'tan çok sever olmuşsun, farkında değilsin. Hani ahiret dünyadan daha hayırlıydı? Yalan konuşuyorsunuz Şakir Kibeli'nin dediği gibi. Ezan bitti, uzatmayayım. 4. Ölüm haktır diyorsunuz. Öleceğiz, hep inandık. Sanın da ölüm var be hacı diyorsunuz. Ama hiç ölmeyecek gibi yaşıyorsunuz. Öyle mi değil mi? Ölüme inanmayan var mı? Hep inandık. Hep öleceğiz. Ama yaşantımıza şöyle bir bakalım. Ölecek bir adam gibi mi yaşıyoruz Allah aşkına? Hiç ölüme hazırlık yapanımız var mı? Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi. Minarede ölü var diye acı bir sala. Er kişi niyetine namaz. Ne âlâ. Öyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne mezarı kazan, ne tabutu taşıyan. Var mı ölüme hazırlık yapan? Son bitirdim. Kapı kapı, bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağla, son kapıda gülümse. Üstadın ifadesiyle bitireyim. O son kapıda gülümseyenlerden olmak için söz dinlemek lazım. Camiyle, cemaatle, namazla, oruçla, Allah ile, Kur'an'la aramız iyi olması lazım. Allah Ramazan-ı Şerif'in bu son gecesinde Ramazan-ı Şerif ayını bizden razı eylesin. Amin. Ramazan ayında yaptığımız bütün ibadetleri, hayırları katında kabul eylesin. Arzlarımızı çoğa tebdil eylesin. Amin. Nesillerimizi, nefislerimizi Rabbim hayırla ıslah eylesin. Amin. İslam'a, Kur'an'a bende eylesin. Kur'an ayı olan Ramazan'ı hayatın merkezine koyarak Kur'an'ın gölgesinde bir hayat yaşamayı, peygambere peygamberlik verilen şu Ramazan ayında peygamberi önder ve örnek bilerek izinde yürümeyi Allah hepimize nasip eder. Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü bela, musibet, afetlerden muhafaza eylesin. Eski günlerdeki o izzetli günlerine tekrar bu memleketi, bu devleti âliyeyi Rabbim döndürsün. Mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olacağımız o günleri tezden görmeyi Allah bize nasip eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Amin. Bir Ramazan ayı boyunca burada hadislerine bilmeden hata kusur ettik.
bilmeden birilerini üzdü, kırdıysa hakkınızı helal edin. Helal olsun. Şahsen ve diğer hocalarım adına bunu söylüyorum. Biz cemaatimizden memnun ve razıyız. Allah da sizden ebeden razı olsun. Ve inşallah siz de bize dualarınızı bu manada eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Seneye Ramazan'da tekrar Rabbim buluştursun duasıyla Allah'a emanet olun. El Fatiha.